Kur'an okurken en çok yapılan hatalar nelerdir? Kur'an'ı tecvitli öğrenmediysek tecvitsiz okumak doğru mudur? Ümmeti Muhammed'i ikiye bölen bir meseleyi sormak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'i hiç bilmeyen bir kişiyi birkaç derste Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim'e geçirebiliyoruz. Bir çocuk bir nesil yetiştiriyorsunuz ve hiç sizin evde veya hiç babasından veya atasından, dedesinden Kur'an-ı Kerim okuyan birisini görmemiş. Bu gerçekten çok büyük bir mahrumiyet olur. Ben Fatih Sürmeneli, aslen Trabzon, resmiyen Erzincan, Vasfen, İstanbul, kısmen de Sakaryalıyım. Sakarya'da ikamet etmekteyim. Evliyim, üç çocuk babasıyım. Özel bir şirkette portföy yöneticisi olarak çalışmaktayım. E, boş vakitlerimde de kuran ı Kerim ve tecvid dersleri, akaid ve fıkıh dersleri temel düzeyde vermeye çalışıyorum. Asıl mesleğiniz olmamasına rağmen neden bu işi yapıyorsunuz? Zor olmuyor mu? E, kurumsal bir şirkette çalışıyorum. Hani giriş-çıkış saatlerim belli olduğu için kendime vakit ayırabiliyorum. Bu vakitlerimde de e, insanlara faydalı olabilmek için tabii aileden de izin almanın onlardan da hani haklarını gözeterek haftanın belirli günlerinde videolar çekiyorum. Özellikle Kur'an-ı Kerim ve tecvid üzerine videolar çekiyorum ve bunu sanal aleme sunuyorum. YouTube üzerinden yayınlıyorum. İngiltere'den, Uzak Doğu'dan, sonra Türkmenistan ülkelerinden ülkemizin çeşitli illerinden öyle dualar aldım ki hamdolsun bir nevi onlar beni bir harekete geçirdi. Daha çok video çekme, daha çok dersleri internet alemine özellikle hani YouTube sayfasına koymama vesile oldu aslında. Siz nasıl öğrendiniz ve kaç kişiye Kur'an eğitimi verdiniz? İlk öğrenmem Ümraniye'de Sahra-i Kebir Kur'an kursuna gitmiştim. Sahra-i Kebir medresesinde ilk din kültürü ve genel Kur'an-ı Kerim bilgisini orada aldım. Sanal alemde öğrettiğim kişilerin sayısı biznillah binleri geçmiştir. Yani çok geri bildirimde bulunanlar oldu. Şu ana kadar 30 bine yakın bir bildirim almışımdır yani. Birçok hani Allah razı olsun Kur'an-ı Kerim'e geçtim, tecvidi sizin sayenizde öğrendim şeklinde geri bildirimler aldım. Yani 1000-2000 civarında belki daha fazla hani sayısını Allah bilir. O yönde bayağı bir kişiye Kur'an-ı Kerim'i öğrettiğim veya vesile oldum. Tecvid'i öğrettiğim veya vesile olduğum kişiler olduğunu düşünüyorum. Kur'an öğretirken hiç komik bir an yaşadınız mı? Şimdi benim e, bu ilk videolarımı çektiğimde tabii hiç profesyonel bir ekipmanım yok elimde. Elimde bir tane telefon var, Samsung telefon. Onu koyuyorum yani sabit olması için de kitapları üst üste koyuyorum. Basıyorum hemen ekranın öteki tarafına geçiyorum. İşte ufak bir hani hareket ediyorum sallantıda tak düşüyordu şey telefon. Tekrar gel baştan hani bütün dersi sil, tekrar onu havaya kaldır. Hani tripod mu diyorlar öyle sabitleyicim falan yok hani ilk zamanlarda da bundan 2-3 sene öncesinden bahsediyorum. Yani orada hem bayağı bir efor harcadığımı hem de bayağı bir komik oluyordu yani. Hatta şu an hala videolarım da var. E, videoyu çekmişim ama videonun yarısı yok. Yani o şeyi kadrajı ayarlayamamışım yani. Yarısı, yarısı var. Yarısı, tahtanın yarısı gözükmüyor yani. Onu iyi ayarlayamamışım işte. Play'e basmışım. Öyle karşıya geçip ders anlatmışım. Ve hala da ya hatıra olarak duruyor video. Şeylerde kanalımda duruyor. Ya öyle komik anlar olmuştur. Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilmek için hangi yöntemler uygulanabilir? Pratik bir yolu var mı? Benim Abdülmecit hocamdan, İsmail Ağa'da Abdülmecit hocamdan medresede öğrendiğim bir yöntem var. Pratik Kur'an-ı Kerim öğrenme sistemi. O bu işin ilk başlangıcını yapan kişi oldu. Hamdolsun bize de o işi geliştirmek nasip oldu. Kur'an-ı Kerim'i hiç bilmeyen bir kişiyi, Birkaç derste Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim'e geçirebiliyoruz. Hem de Kur'an-ı Kerim'i öğrenme sürecinde bazı konular vardır. Üstün, esre, ötre, şedde, cezim bu konulara girmeden yani bu bilgileri vermeden zaten buradaki hedef Kur'an-ı Kerim'i okumak değil mi? Eğer o kişi Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliyorsa üstün, esre, ötre demesinin çok bir anlamı yok veya yani bilmesinin çok bir anlamı yok. Bilse iyi olur. Onu bir kenara koyalım. Bilse iyi olur ama ilk o korkuyu, İlk ön yargıyı kırmak için biz bir sistem geliştirdik. Pratik Kur'an-ı Kerim öğrenme sistemiyle YouTube'dan görebilirler veya Lamelif uygulamasından arkadaşlar. Pratik Kur'an-ı Kerim sistemiyle Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyenler çok rahat birkaç gün içerisinde Kur'an-ı Kerim'e geçebilirler. Öyle ki yani yaşadığımız hayatta gele bildirimlerden almış olduğum yorumlardan ve dualardan şunu çıkartıyorum. Hiç bilmiyormuş Kur'an-ı Kerim'i. Sadece e, videoyu izleyerek Kur'an-ı Kerim öğrenmişler. Bir de bunlar hani genç olanlarda da var da hadi genç olanlar kolaydır. Yani yaşları gerçekten yani ileri yaşlarda 60-70 yaşlarında izleyip Kur'an-ı Kerim'i öğrenenler var. Hani bu amcalarımız, bu dedelerimiz öğrenebiliyorsa genç arkadaşlarımız çok daha rahat öğrenebilirler. Yeter ki hani buna bir niyet etsinler. İnşallah Allah-u Teala muvaffak eder. Kur'an okurken en çok yapılan hatalar nelerdir? Aslında bu biraz yöresel olarak da değişebiliyor. Benim vermiş olduğum derslerde arkadaşlarımın ekseriyeti ofliydi. Mesela onlar bütün harflere özellikle D, T, L harflerini hepsine D diyorlardı yani. Onlara ben T'yi anlatana kadar hani D harfini anlatana kadar gerçekten bayağı bir efor sarf ettim. Hepsine D deyip geçiyorlar. Bölgesel olarak yöresel olarak da değişse de genelde en çok yapılan hatalar birbirine benzeyen harfler. Onlar da birbirine benzeyen harflerle alakalı biz özel bir ders yaptık. Arkadaşlarımız o videoyla bununla alakalı detaylı bilgileri öğrenebilirler. Spesifik olarak şöyle bir örnek vereyim. Özellikle Peltek V konusunda çok büyük bir handikap var, çok büyük bir eksiklik var. Özellikle LMTR'den aşağısında bir tane bile Z harfi yoktur arkadaşlar. Hepsi Peltek z harfidir. Ama bu dikkat edilmiyor maalesef. Kur'an-ı Kerim okurken de Fatiha suresinde bile yani bu hata yapılabiliyor. O yüzden arkadaşlarımız bu konuda biraz daha dikkatli olabilirlerse bu husus çok çok önemli. Çok çok önemli. Öyle ki Kur'an-ı Kerim'i tecvitli bir şekilde okumadığın zaman mana değişmiyor. Tecvitli okumak gerekiyor. Eyvallah ama Z'ye Z dediğin zaman Haya, ha dediğin zaman mana değişebiliyor. O yüzden bu harflerin çıkış yerleri, bu mahreç dersleri, birbirine benzeyen harflerin farklı farklı çıkış söylemi çok çok önemli. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor arkadaşlarımızın. Çünkü bu manayı bozabiliyor. Mananın bozulması da zaten hiç istemediğimiz bir durum. O yüzden buna dikkat etmelerini tavsiye ederim. Ümmeti Muhammed'i ikiye bölen bir meseleyi sormak istiyorum. Vele dalin mi, vele zalin mi? Aslında ikisi de değil. İkisi de değil. Bunu mahreç derslerimizde de işlemiştik çokça. Ba harfi gerçekten Kur'an-ı Kerim'deki en zor harflerdendir ki açıklaması da öyledir. Onun bir usulü ve bir mekanı vardır. Dilin yan tarafı üst azı dişlere diyecek şekilde biraz arı zırıltısı gibi çıkartılıyor. Vela zalin değil, vela dalin de değil. İkisi arasında dilin Yan üst azı dişlere dilin yanı üst azı dişlere ve la, la, lin şeklinde çıkartılması gerekiyor. Valay şeklinde çıkartılır. Biraz pratik yapılarak bu kazanılabilir. O yüzden aman dikkat edelim ve Valin şeklinde çıkartacak arkadaşlar. Kur'an'ı tecvitli öğrenmediysek tecvitsiz okumak doğru mudur. Ayet kelimede buyruluyor ki vuaretil Kur'an'ı tertil ile. Kur'an-ı Kerim bir tertil üzerine indirilmiştir. Alimlerimiz de tecvitli okumanın vacip olduğunu söylüyorlar. O yüzden tecvidi öğrenmemiz gerekiyor. Kim tecvitle alakalı gerçekten bir ön yargı var halkımızda, arkadaşlarımızdan hani almış olduğumuz geri bildirimlerde. Tamam ben Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliyorum ama cık, yok tecvit çok zor ben o işe hiç girmeyeyim diyorlar. Gerçekten yani 4-5 dersle biz hani temel düzeyde kendilerine yetecek düzeyde pratik tecvit sisteminde arkadaşları çok rahat tecvitle bilmeleri gereken hususları anlatıyoruz. Lamelif uygulamasında hakeza bir oyun gibi ilerleyerek basamak basamak tecviti öğretebiliyoruz. O yüzden tecvitle okumaları gerekiyor. Bunun çok basit, çok pratik yöntemleri var. Arkadaşlar bu hususta talepkar olmalarını tavsiye ediyorum. Yaşadığınız en ilginç anı anlatır mısınız? En ilginç olay Ada Pazarındayım. Orada kampüs camii var. Cami de inşaat halinde ama alt katı bayağı bir büyük yani. Cuma günü hınca hınç dolmuş cami ama imamı yok tabii daha imam atanmamış oraya. Herkes birbirine bakıyor. Kim imamlık yapacak? E bizim de az çok hani imamı tip geçmişimiz olduğu için ben de bakıyorum çevreye falan imam yok. Baktım herhalde en kıdemli imam benim burada yani kimse çıkmadığına göre cuma vakti geldi. Artık namaz kılınacak yani hutbe verilip namaz kılınması lazım. Kimse artık o medeni cesareti mi gösteremedi veya artık bilmiyorlar mı? Bilmiyorum ama cami de dolu. Neyse ben imamlık yapayım hani ben hutbeyi verebilirim dedim ama hiçbir altyapım yani altyapı derken hiçbir hazırlığım yok o konuda. Hani İmam Hatip'te bununla alakalı bazı çalışmalar yapmıştık ama kaç sene geçmiş yani. Cübbeyi aldım, sarığı taktım, merdivenlere çıktım. İşte ilginç tarafı şu, cemaate doğru döndüm o kadar kalabalığa doğru. Şimdi tabii hani biz uygulamada bunu işlemiştik. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah o heyecanla şimdi et et'amena ve sekana. Ya bu yemek duasıydı diyorum şimdi. Şimdi müezzin ezan okuyor ya o ezanı okurken ben içimde neler neler geçiyor. Bir elhamdülillah diyorum o başka duayıydı diyorum. Dedim ya Rabbi sen bana yardım eyle bu kadar cemaatin önünde beni hani rezil etme şeklinde. Hamdolsun öyle bir açıldı. Zaten bir açıldı elhamdülillah nehmedü ve nestaini ve nestağfiri orada söyleyebildik hamdolsun. Çıkarken de Kur'an-ı Kerim almıştım yanıma. Orada Fatiha suresinin bir kısa mealini verdim. Sonra indim ve namazı kıldırdım. Bakın arkadaşlar yani ben hoca olmadığım halde başta da o soru sorulmuş da bu işi yapmak için hoca olmanıza gerek yok. Yani az bir bilgiyle hani bir altyapınız olduğu takdirde bir cuma namazını bile hutbesini verebilip namazı kıldırabiliyorsunuz yani. Benim de hayatımda belki unutamayacağım en ilginç olaylardan birisi bu camide cuma namazı kıldırmak olmuştur. Size gelen mesajlar arasında en etkilendiğiniz mesaj hangisiydi? Aslında geçen aylarda bir mesaj aldım. Şimdi mesajın ilk böyle başlığını okudum. Allah Allah dedim acaba nasıl bir hata ettim diye. Hatta o mesaj burada müsaade ederseniz bir bakayım. Evet. Acaba ne hata ettim diye böyle bir kaygılandım. Sorudan altına doğru devam edince biraz rahatladım yani. Yani elhamdülillah dedim yani. Bir bazı şeyleri güzel yapabiliyoruz diye hissettim yani. Mesajı müsaadenizle okuyayım. Hocam selamun aleyküm, selam. Sizin iki yakanızı mahşerde bırakmayacağın bilginiz olsun diye yazmış. Allah Allah dedim gittik ne oldu acaba diye. Bana Kur'an'ı hiç bilmeden siz öğrettiniz. Hayatta öğrenemem derken, hayatta öğrenemem derken bana Kur'an-ı Kerim'i siz öğrettiniz. Şimdi okumak için can atıyorum. Bütün derslerinizi dinledim hepsini not aldım ezberlemeye çalışıyorum diye şey, mesaj göndermiş. Gerçekten çok gurur verici bir şey oldu ama biraz da korku oldu yani ilk böyle hani iki yakanızı mahşerde bırakmayacağım derken ama sonrasında hani böyle bir geri bildirimde böyle bir mesajın gelmesi gerçekten çok gururlandırdı beni. Hamdolsun işte bir kişi öğretebildiysek ne mutlu bize yani. Amaç hedef ulaşmıştır ki böyle binlerce mesaj aldım. Yaz kurslarında Kur'an öğrenmeye başlayıp yıllarca öğrenemeyenler var yapılması lazım. Yaz kurslarında şöyle bir handikap var maalesef. Arkadaşlarımız tam Kur'an-ı Kerim'e geçecekler veya hani talebeler tam Kur'an-ı Kerim'e geçecekler. Yaz okulu bitiyor. Yani normalde 10 ünite vardır veya 12 ünite vardır. Geliyor 10. üniteye veya 6. üniteye pat kurs bitiyor. Bir dahaki sene o kadar kötü ki gün 6. üniteye kadar gelebiliyor. Çünkü o ilk öğrenmiş olduğu 1. ve hani 7. üniteler arasındaki şeyleri de unutmuş oluyor. Hep bu döngü böyle devam ediyor Oysa hani şimdi elhamdülillah biraz daha iyi yaz kurslarımız. Oradaki hocalarımız o birkaç gün içerisinde hani Kur'an-ı Kerim'e geçirebilseler ve okuma üzerinde devam edebilseler ve sadece yaz okuluyla sınırlı kalmayarak e, onu kış dönemine de bir şekilde takip ederek veya ne bileyim destek vererek bunu devam ettirebilseler aslında hiçbir problem kalmayacak. Yaz okullarında böyle bir takip yok maalesef. O yüzden arkadaşlar maalesef öğrenemiyorlar. sil baştan, sil baştan böyle bir döngü devam ediyor. Kur'an öğrenmeye yeni başlayanlara ne gibi tavsiyeleriniz olur? öncelikle benim bu işe ilk başladığım zamanı onlara hatırlatmak istedim. Canlı bir örnek kendimden bahsedebilirim. Benim Kur'an-ı Kerim okumam çok iyi değildi veya Kur'an-ı Kerim'i öğretme kabiliyetim çok iyi değildi. Ancak işte sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir hadisi şerifini ben kendi hayatıma destur edindim. Neden sende en hayırlı olmayasın öğrenen olarak? Neden sen en hayırlı olmayasın öğreten olarak? O manada arkadaşlar bir niyete girsinler. Niyet her zaman işin yarısını bitirmektir zaten. O yüzden niyet ederlerse görecekler ki ki ben kendi hayatımda gördüm. Çok kolay bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i okuyabilecekler. Hani onlara belki karmaşık gibi geliyor olabilir veya zor geliyor olabilir. İnşallah pratik yöntemler var, pratik sistemler var. Birkaç derste Kur'an-ı Kerime geçme imkanları var. Bu ön yargıları, bu korkuları ortadan kaldıracak hamdolsun. Dersler yaptık, derslerimiz videolarda var. Lamelif uygulamasında çok güzel ilerleyecek bir oyun gibi yani alanlar var. O yüzden arkadaşları bu konuda oralara tavsiye ederim hani o konularda bir niyet etmeleri kendileri için başlangıç olacaktır. Çocuklarımıza Kur'an okumayı nasıl sevdirebiliriz? Bu çok güzel bir soru gerçekten. Çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i biz kendimiz okuyarak bir kere çocuklar en büyük öğretiyi ebeveynlerini yani anne babalarını böyle taklit ederek öğreniyorlar. Bir kere biz Kur'an-ı Kerim'i evde okumazsak, hayatımızın bir parçası olmazsa o çocuk zaten hiçbir şekilde bilmediği bir şeyi nasıl sevebilir ki? Sevemeyecektir. O yüzden öncelikle biz kendimiz sevmemiz lazım Kur'an-ı Kerim okumayı ve evde Kur'an-ı Kerim okumamız lazım. Bu bence olayın ilk başlangıcıdır. Öyle ki bazen hayatımızda olur. Hani çocuklarımız var veya kardeşlerimizden namaz kılarız. Onlar bizim yapmış olduğumuz hareketlere bakarak namaz kılmaya çalışırlar. Bizi taklit ederler. Bu olay, bu davranış neden Kur'an-ı Kerim'de olmasın? Kur'an-ı Kerim okurken bizi görmeleri bence ilk başlangıç olarak güzel bir adım olur. Ondan sonraki süreçte sıkmadan, yormadan, ufak tefek hediyelerle ne bileyim motive ederek Kur'an-ı Kerim'in öğrenmenin fazileti anlatılarak, güzelliği anlatılarak, belirli ufak hedefler koyularak çocuklara güzel bir şekilde öğretilebilince düşünüyorum son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam ee, bir mesaj vermek istiyorum arkadaşlara özellikle Kur'an-ı Kerim'i okuma hususunda çok ciddi bir tembellik var üzerimizde. Evimizde özellikle önce kendi iç dünyamızda, sonra nazımız geçti eşimizden, dostumuzdan bir Kur'an seferberliği başlatılmasını ben talep ediyorum. Bu gerçekten çok zor değil. Basit'in kuvvetine inanın. Yani sadece günde emin olun bir satır dahi olsa, bir ayet dahi olsa Herkesin durumuna göre küçük hedefler koyulsun. Bir cüz olmasın. Belki bir sayfa veya yarım sayfa da olsa her gün mutlaka o bereketin, o Kur'an-ı Kerim'in ayetleri o hane halkında, o evde mutlaka okunsun. Bunun çünkü bereketi öyle yerlere ulaşacak ki düşünün çocuğunuz sizi Kur'an-ı Kerim okuyordu diyecek. Torununuz sizin benim dedem Kur'an-ı Kerim okuyordu diyecek. Bu o kadar önemli ki bir çocuk bir nesil yetiştiriyorsunuz ve hiç sizin evde veya hiç babasından veya atasından dedesinden Kur'an-ı Kerim okuyan birisini görmemiş. Bu gerçekten çok büyük bir mahrumiyet olur. Rabbimiz bize 24 saat vermiş. Bu 24 saat içerisinde hiç olmazsa şu soruyu kendimize soralım. Ben 5 dakika dahi olsa Kur'an-ı Kerime vakit ayıramayacak mıyım? Okuyamayacak mıyım? Ashab-ı Kiram şöyle düşünürlermiş. Bana ne oldu ki ben bugün Kur'an-ı Kerim okumadım diye kendilerine sorarlarmış. O yüzden biz de Kur'an-ı Kerim'i mutlaka 5 dakika dahi olsa o rütünü hayatımıza koyalım inşallah. O yüzden en çok sevdiğimiz Rabbimiz bizi bekliyor. Kur'an-ı Kerim hemen yanı başımızda raflarda tozunu alalım, açalım ve okuyalım. Rabbimizle konuşalım. Velev ki 5 dakika olsun.